saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Habertürk'te HT360'tasınız efendim. Ben Dilek Gül. Bu dilimde dünyada yaşanan tüm gelişmelere beraber bakacağız. Görüyorsunuz son dakika karşısında önemli bir gelişme yaşandı. Suriye'de muhaliflerin Esad rejiminin elindeki Halep'e yönelik bir operasyonu ya da oraya bir girme girişimi olur mu olmaz mı sorusunu 3 gündür soruyorduk ya hani. İşte dakikalar önce girdi. Peki Suriye'nin kuzeyinde başka bölgelerde de bu çatışmalar bekleniyor mu? Çatışmalar nedeniyle Türkiye'ye yeni bir göç dalgası olur mu? Yaklaşık 4 milyonun üzerinde insanın sınırın yakın bir noktasında İdlib'de olduğunu biliyoruz efendim. Ve bu gelişmelerle alakalı HT360'ı başlatıyoruz. Evet, Halep'te neler oluyor, neler yaşanıyor? Habertürk Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetin Er Çetin'e bir döneceğiz. Bu son dakika gelişmesini Çetin Er sana soralım. Aslında günlerdir sorduğumuz soru da buydu. Halep el değiştirir mi diye. Ve şu anda girdiğine dair bir son dakika KJ'miz var. Direkt biz Afrin'deyiz. Yaklaşık 40 kilometre güneyimizde şu anda çatışmalar olağanüstü bir şekilde yoğunlaşmış durumda. Yani bize son dakika bilgisi olarak muhalif gruplardan gelen bilgiler, artık çatışmalar Afrin'den, Tel Rifat'tan doğrudan Halep'in içine doğru başladığı yönünde. Yaklaşık bir kilometrelik bir mesafedeydi yaklaşık 2 saat önceye kadar. Onu da hemen belirteyim. Yani 2 saat önceye kadar 1 kilometrelik bir mesafesi vardı Özgür Suriye Ordusu'ndan katılan gruplar ve diğer muhalif gruplar. Ancak şu saatler itibariyle artık Halep'in iç mahallelerinde çatışmalar başladı. Tam 4 yıl aradan sonra muhalif gruplar terk ettikleri Halep'te yeniden çatışmalara başladılar. Peki Halep'in içinde durum ne? Çevresinde durum ne? İdlib'de durum ne? Afrin'de durum ne? Hem beraber gezelim. Yani ben istiyorum ki hem buradaki atmosferi gösterelim hem de ben de anlatayım. Şu an biz Afrin içindeyiz. Hemen 7 kilometre yakınımızda Tel Rifat var. Bu bölgede de yoğun çatışmalar var. Biz az önce oraya girmek istedik fakat buradaki muhalif gruplar çatışmaların yoğun olduğunu ve PKK'nın da zaman zaman bölgeye füzeler fırlattığını, dolayısıyla o bölgeye yaklaşmamıza izin veremeyeceklerini ifade ettiler. En yakın nokta Afrin. Biz de şu an Afrin'deyiz. Ve 40 kilometre güneyimizde ise Halep. Halep'te de çatışmalar olağanüstü yoğunlaşmış vaziyette. Hemen belirteyim, 7 farklı noktadan Halep'e muhalif gruplar girmeye çalışıyor. 7 kapı deniyor buraya. 7 ayrı nokta, 7 ayrı güzergah. Aslında bu çok planlanmış, programlanmış bir hareketlilik. Çünkü şunu hemen belirteyim. Suriye kendi ordusunu doğrudan bu bölgeden çekmişti ve orduyu çok büyük ölçüde İsrail ve Lübnan sınırına çekmişti. O arada tabii buradaki muhalif gruplar da bunu fırsata çevirdi. Aslında şunu hemen belirteyim. Çok uzun zamandır Şam rejimi de çok ciddi sorunlar yaşıyordu. Çünkü her an İsrail'in Lübnan'dan sonra Şam'a gelebileceği ifade ediliyordu. Şimdi tabii herkesin kafasındaki soru işareti şu. Şu saate kadar neden Rusya herhangi bir şekilde çok ciddi bir müdahalede bulunmadı? Buradaki insanlara sorduğumuzda, aslında buranın güvenliğini bilen insanlara sorduğumuzda ise onların yorumu şu. Evet, şu ana kadar Rusya çok ciddi bir hava saldırısı gerçekleştirmedi. Çünkü bugüne kadar Dilek, bütün böyle bu tip operasyonlardan sonra, eylemlerden sonra Rusya çok şiddetli ve çok sert tepkiler veriyordu. Uçaklarla, topçu birlikleriyle. Ama bu sefer Rusya biraz daha köşede kalmayı tercih etti. Yani çok sert tepkiler vermiyor. Diplomatik açıklamalar var, diplomatik ifadeler var ama şu ana kadar henüz çok sert, şiddetli bir hava saldırısı gerçekleştirmedi. Şunu biliyoruz, İsrail güney sınırında Suriye'yi zorlamaya başladığı andan itibaren o bölgede doğrudan hem Suriye rejimine bağlı askerler hem Rusya'ya bağlı buradaki bu bölgedeki askerlerin bir kısmı da o bölgeye taşınmıştı. Tabii o bölgeye taşındılar ama şimdi burada da bir boşluk oluştu. Bu boşluğu hem Özgür Suriye Ordusu'na mensup gruplar hem de HTŞ çok iyi gözlemledi. Aslında burası bir anlamda istihbaratların da havada uçuştuğu, istihbaratların da bilgilerin de karşılıklı
açık söylemek gerekirse devamlı hareketli olduğu bir coğrafya. Her taraf, herkes birbirinden istihbarat alabiliyor. Böyle bir coğrafyada yaşıyor buradaki Suriyeliler. Tabii şunu da belirteyim, bir taraftan da aileler de burada rahatlar. Çünkü buranın güvenliği şu anda Türkiye tarafından sağlanıyor. Ama hemen 7 kilometre güneyimizde çok şiddetli çatışmaların olduğunun altını bir kez daha çizmekte fayda var. Dilek, sen girişte çok ince bir noktaya değindin. Bir göç olur mu? Şu anda bununla ilgili Ankara'da iki farklı çalışma yapılmış durumda. Yani herhangi bir göç dalgası olursa Türkiye bu göç dalgasının kesinlikle Türkiye'nin içerisine almak niyetinde değil. Tamamen bu göç dalgasını, açık söylemek gerekirse, Suriye'nin sınırların içerisinde karşılayacak Türkiye. Bu konuda da uluslararası kurumlardan da zaten şu anda bir görüş alınıyor, görüşmeler yapılıyor. Bu konuyu koordine edenler zaten şu anda görüşmelerini sürdürüyorlar. Ama şunu belirtelim bir kez daha. 4 milyon insan var İdlib'de, sadece İdlib'de. Hemen yanımızda, 15 kilometre yanımızda İdlib'de 4 milyon insan var. Birleşmiş Milletler'in neredeyse kapalı kutu olarak gördüğü ve HTŞ'nin, yani radikal bir grubun elinde olan bir kent burası. Ve burası şu anda tamamen uluslararası yardımlarla ayakta kalan bir bölge. Dolayısıyla buradaki 4 milyon insanın duvarları zorlama ya da göçü zorlama gibi bir imkanı olur mu? Şu anki tablo bunu göstermiyor. Rusya eğer bombalarsa, havadan saldırılarını arttırırsa, ki şu anda çok düşük yoğunluklu bir karşı koyma var. Ama bunu artırırsa o zaman evet, bu bir ihtimal. Ama buna karşı da zaten şu anda hem sınır hattında hem sınır güvenliğinde olağanüstü bir hareketlik var. Şunu belirteyim. Hem Afrin hem İdlib. Her ikisi de Hatay Valiliği'nin mücavir alanı içerisinde. Ve Hatay Valiliği de bu konuda hem koordinatör valiler hem de Hatay Valisi bizzat kendisi devamlı bu bölgenin hareketliliğini takip ediyorlar. Çünkü güneyinde Hatay'ın İdlib, hemen doğusunda Afrin. Yani bu bölgenin hareketliliği tamamen Hatay'ın mücavir alanı içerisine giriyor. Biraz daha doğuya gittiğimiz zaman da Kilis bu konuda inanılmaz risk altında olabilir. Ama dediğim gibi şu anda büyük bir insani göç dalgası beklenmiyor. Ama tabii Rusya'nın bundan sonraki tavrı neyi gösterir? Nasıl bir tavır ortaya koyar? Bu belirleyici olacak. Evet. Şunu hemen belirteyim. Buradaki genel yorum, Dilek, İran'ın aslına bakarsan etkisiz kaldı. Çünkü burada İran'da olağanüstü bir şekilde etkisiz kaldı. Onun da paramiliter güçleri var. Şimdi bulunduğumuz noktanın hemen 7 kilometre yakınında Tel Rifat var. Ve 4 yıldır Türkiye Astana toplantılarının neredeyse tamamında bu Tel Rifat'tan terör eylemlerine yönelik çok sert açıklamalar yaptı. Ve beklentilerini hem Rusya'ya hem İran'a karşı dile getirdi. Ancak maalesef bu konuda her iki devlette hiçbir adım atmadılar. Beklentiler karşılanmadı ama bugün gelinen noktada durum biraz daha farklı. Bir taraftan da görüyorsunuz 7 kilometre güneyde çatışmalar var. Ama bir taraftan da burada görmeye çalışıyoruz. Sanırım bu bir düğün. Kadının elinde silah. Evet. Direkt evet. Şu an Afrin kent merkezinden tekrar söylüyorum. 7 kilometre derinliğimizde çatışmalar devam ediyor. Ama bir taraftan da hayat da devam ediyor burada. Evet. Zaten Suriyelilerde açık söylemek gerekirse uzun yıllardır bu iç savaş sarmalı içerisinde savaşı da, yaşamı da, hayatı da bir arada yaşamayı öğrendiler. Çocuklar, görüyorsunuz yaşları itibariyle baktığımız zaman aslında bu çocukların tamamı savaşla büyüyen çocuklar. Şu an eski Afrin Valiliği'nin önündeyim. Yaklaşık 4 yıl önce genel yayın yönetmenimiz Akif'le beraber buraya gelmiştik ve buradan yayın yapmıştık. Hatta tam yayına gelirken biz yolda bir vesileyle durmak zorunda kalmıştık. 10 dakika farkla burada çok şiddetli bir bomba patlamıştı. Ve biz çok şükür o zaman o şartlarda
10 dakika eğer erken buraya gelmiş olsaydık çok büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalacaktık. Ama bugün artık Afrin sağlam. Ama peki, 7 kilometre hemen güneyimiz ve etrafımızda Halep şu anda çatışmaların merkezi. Halep'in demin de ifade ettiğim gibi dış mahallelerinde çatışmalar yoğunlaştı. Buradaki güvenlik perspektifini takip eden isimlere sorduğumda şunu söylüyorlar. 20-25 gün sürer Halep'teki çatışmalar. Ama Rusya Esad'a ve İranlı gruplara destek vermezse Halep düşer. Peki Çetin Er, çok teşekkür ederim. Ara ara sana geleceğiz. Sıcak noktadasın, önemli bir yerdesin ve tüm dünyayı ve bizi de yakından ilgilendiren bir gelişmeye tanıklık ediyoruz. Heyet Tahrir Şam ve beraberindeki muhalifler Esad kontrolündeki Halep'e saldırı başlattı ve dakikalar önce de kent merkezine girdiler. Sağdaki gözlemcilere göre militanlar, yani bu muhalif gruplar, ilk 48 saatte, bugün 3. günü, 20 kilometreye kadar bir yakın mesafe kat etmişti. Peki çatışma neden şimdi patlak verdi diye konuşuyoruz. Ve en önemlisi, Halep kent merkezine girilmesi bölgede hangi sonuçları doğurur? HTŞ'nin amacı 2020 öncesi kontrol ettiği topraklara geri dönmek mi? Ya da kuruluş amaçlarından biri olan mesela Esad'ı, Suriye rejimini devirmek mi? Konuklarımız var. Tüm bu soruları soracağız elbette. Fatma Yeşilkuş bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz HT360'a. Selamlar. Teşekkür ederim Dilek Hanım. İyi yayınlar dilerim. Çok sağ olun. Aynı zamanda da Çağlar Bey, Çağlar Özer bizlerle beraber. Hocam siz hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar Dilek Hanım, merhabalar. Şimdi bu son dakika gelişmesiyle başlayalım Çağlar Bey, sizinle başlayayım. Aslında ilk 3 gündür sorduğumuz soru buydu. Halep el değiştirir mi? Halep el değiştirirse bölgede denklem ne olur? Ve elbette Rusya ne yapar? Esad ne kadar direnebilir? Evet, gerçekten çok zor bir soruyla başladık Dilek Hanım. Bu arada bekliyor muydunuz? Mesela bu kadar kısa bir zaman diliminde bu adımı, bu ilerlemeyi bekliyor muydunuz? Siz eskide bir albaysınız, emekli kurmay albaysınız, sormak isterim. Harekatın hızlı olarak da düşünüyorsanız böyle bir hızlı bir şekilde ilerlemeyi açıkçası beklemiyordum. Ancak evet, demek ki bu Suriye'deki ordusunu orada yeteri kadar takip etmedi, hazırlanmadı veya da beklemediği bir aşamaya denk geldi. Ancak şimdi şöyle ele almak lazım. En son bir soru sordunuz konuşmanızın sonunda. Acaba Heyet-i Tahrir Şam, yani HTŞ gerçekten başlangıç amacına mı dönmek istiyor? Neydi, onu bir hatırlayalım isterseniz. Birincisi, HTŞ bildiğimiz üzere 2017'de El-Kaide ve IŞİD'den koparak, Dilek Hanım özet bilgi vereyim, Astana sürecinden de faydalanıp İdlib'de kendi emirliğini kurdu. Amacı da şu, açık ve net bir şekilde o bölgede, yani İdlib bölgesinde Esad rejimini devirmek ve İran destekli milisleri buradan çıkarmak. Açıkça amaçları bu. Yani bir nevi otonomi olarak kendilerine özel bir yapıyı kurmaya çalışıyorlar ya da Suriye'de efektif hale gelmeye çalışıyorlar. Ama şimdi tabii biz bu sürecin ne zamandan beri içindeyiz Türkiye olarak baktığımızda, işte biz bu Astana süreci, Soçi protokolü vesaire, bunlara geldiğimiz zaman Türkiye'nin bakış açısından geleyim. Türkiye tamamen, işte bildiğiniz üzere, Moskova Deklarasyonu, Astana, Soçi süreci içerisinde sürekli olarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü, egemenliğini, iç işlerine karışmama noktasındaki uluslararası hukuk uygun olarak yapılan anlaşmalara harfiye riayet eden ve bu bölgede istikrarın sağlanmasını sürekli olarak yineleyen, gündeme getiren bir ülke. Evet. Ancak tabii o kadar çok parçalı bir durum var ki burada, Dilek Hanım, böyle hani şey gibi, matruşka gibi kaldırdığınızda içinden farklı niyetler ve maksatlar çıkıyor ortaya. Ben tabii bunu bir de Sayın Putin'in geçen hafta ortaya koymuş olduğu güvenlik tek boyutlu ele alınmamadır cümlesine hareketle izah etmeye çalışacağım. Birincisi, zamanlama çok enteresan. Bu Heyet-i Tahrir Şam'ın Halep'e doğru yapmış olduğu ve halen devam eden saldırılarının zamanlaması çok enteresan. Neye göre? Bir, efendim şimdi şöyle görmek gerekiyor. Birincisi, çok parçalı bir şekilde gideceğim ama biraz açıklamaya çalışacağım. Evet. Birincisi, şimdi bakınız, birincisi İsrail'in Lübnan'daki başarısız olduğunu değerlendirdiğimiz kara harekatından sonra gündeme gelen ateşkes ve Suriye'nin birdenbire Tahrir Şam'ın Suriye'ye saldırısı. Ateşkesin ilk gününde geldi zaten, öyle değil mi? Evet efendim. Bu bakınız, aslında İsrail'in çok istediği bir noktaya getirdi kendisi için. Çünkü yukarıda parçalanmış ve dağılmış bir Suriye, iradesini ortaya koyamayan, birden fazla parça ayrılmış bir Suriye'nin durumu İsrail'in içine şeye çok yarar açıkçası. ABD kontrolünde, yani ABD, İsrail, hatta PKK, YPG'nin bu bölgedeki
etkinliğinin artırılması için çok önemli bir zamanlama Onlara olduğunu değerlendiriyorum. geleceğim hocam. Onlara geleceğim ama bu Halep kent merkezinde olmaları, mesela dün konuklarımla konuştuğumda şöyle bir yorum yapıldı. Evet, böyle bir teşebbüs söz konusu ama bu ne kadar sürer? Sürebilir mi? Yoksa anlık bir gelişme mi? Bunu görmek lazım dediler. Ve bugün Halep kent merkezi öyle görünüyor ki bu devam mı edecek mesela? Şimdi tabii arkasındaki niyeti çok iyi okumak lazım. Güçlerin planlarını görmek gerekir diye düşünüyorum. Ben şöyle düşünüyorum açıkçası Dilek Hanım. Bir cümle alayım, ABD'nin Fatma Hanım'a geçeceğim. tamam, Buyurun. tabii ki Fatma Hanım da hoşgörüsüne sığınıyorum Fatma Hocam'ın da. ABD'nin bu, bakınız bir de şu açıdan bakalım Dilek Hanım. Bakın Türkiye ile Suriye'nin yakınlaşma sürecinin olduğu, Rusya'nın arabuluculuk yaparak bir şekilde Türkiye, Suriye, Rusya üçgeninde üç ülkenin katılımıyla bölgede bir yumuşama döneminin veyahut da yakınlaşma döneminin yoğunlaştığı bir anda böyle bir saldırının arkasındaki niyet bu burada Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirebilme olarak değerlendirmek gerekiyor diyorum. Detayları bir ara Bunu görüşürüz. açacağız hocam şimdi Evet. birazdan. Fatma Hanım, sizin de şu son gelişmeyle alakalı fikrinizi merak ediyorum. Bir de bugün 3. gün ve Kremlin'den yapılan bir açıklama da var. Dedi ki Beşar Esad yönetimine, durumu kontrol altına alın. Dolayısıyla muhaliflerin Halep operasyonu nasıl sonuçlanır? Mesela Rusya bir müdahale eder mi? Dilek Hanım, Halep o kadar önemli ki aslında Evet. 2011'de başlayan o iç savaşta da aslında Halep çok önemli bir noktadaydı. Şimdi Halep hem sembolik hem de stratejik olarak Suriye'de önemli bir yere sahip. Çünkü aslında orayı ele geçiren hem ticarete de hakim olabiliyor hem de bölgede gerçekten iyi bir yerde konumlanabiliyor. Şimdi muhaliflerin tekrardan bu Halep'i ele almaya, işgal etmesi, ele geçirmeye çalışması tabii ki rejim açısından şaşırtıcı bir durum ama burada şöyle bir husus var. Az önce Çağlar Hocam da bahsetti. Ben de katılıyorum burada. Özellikle Hizbullah ve Lübnan arasındaki, Hizbullah ve İsrail arasındaki bu ateşkes üzerine aynı gün HTŞ'nin böyle bir saldırıyı veya böyle bir gerilimi tırmandırması çok düşündürücü. Çünkü HTŞ'nin açıklaması şuydu. Aslında Rusya ve rejim 2024'ten beri bize saldırı yapıyordu ve yaklaşık 80 adet, işte 80'e yakın sivil katledildi dedi. Ama bunu tam da Hizbullah ve İsrail'in anlaşma yaptığı güne getirdi bu gerilimi. Dolayısıyla aslında burada biraz da Sünni bir İslam devleti kurmak isteyen bu HTŞ'nin Şii merkezli bu Hizbullah'ın hem gücünün kırılması hem de İsrail'in bu Hizbullah örgüt üyelerine vermiş olduğu zarar da göz önünde bulundurulduğunda bölgeden Hizbullah'ın geri çekilme gücünün kırılması daha doğrusu bence HTŞ'yi bu konuda cesaretlendirdi diye düşünüyorum. Tabii ki diğer amaçlarını ek olarak. Diğer taraftan evet, Rusya'dan böyle bir açıklama geldi ama şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çok büyük bir yorgunluk içerisinde. Çünkü Rusya aslında Suriye'yi iyi bilen bir ülke. Bölgeyi İran ve işte Esad yönetimiyle beraber yönetmiş olan bir ülke. Ancak Rusya'nın öngöremediği, siyah kuğusu olarak metaforlaştırdığımız o husus Ukrayna'nın direnişiydi. Çünkü Ukrayna direnişiyle beraber Rusya gerçekten beklediği gibi savaşı yürütemedi, yaptırımlara maruz kaldı ve bir nebze aslında Suriye'de her ne kadar konuşlanmış olsa da bir nebze yine Ukrayna'ya olan ilgisi yani yoğunlaşması daha O fazlaydı. zaman Ama şunu şimdi sorayım mı hocam? Mesela araya hemen gireyim. Yani tabii. Rusya eğer buraya müdahale etmezse, şu olan bitene karşı bir müdahalesi olmazsa, tamamen Ukrayna'daki yorgunluğuyla mı alakalı, yoksa işte Trump'la gelecek ve bir açık kapı politikasıyla mı alakalı? Ben açıkçası Rusya'nın buradan çekileceğini düşünmüyorum. Yani Buradan. Esad yönetimi de aynı şekilde zaten görüşmeye gitti ama ben Rusya'nın buradan çekileceğini düşünmüyorum. Çünkü bölgede şimdi hem BRICS kapsamında düşünün, diyalog kuran İran ve Rusya var. Bir yandan da Trump 2025 Ocak ayında tekrardan göreve gelecek ve göreve gelmesinin ardından hatta bizim de çok eleştirdiğimiz olsun olan Suriye'deki askerlerin geri çekilmesi noktasında bizim de bir talebimiz var biliyorsunuz. Trump'ın zaten yapacağı bu yaptırımlar veya ne kadar öngörülemez bir lider olmasının getireceği sonuçlar da aşikar. Dolayısıyla ben Rusya'nın bölgeden çok da çekileceğini düşünmüyorum ama Rusya'nın burada yapması gereken en önemli husus, nasıl ki işte Biden geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Eğer Gazze'de de bir barışı konuşmak istiyorsak mutlaka Türkiye'nin de masada olması gerektiği konusunda bir açıklamada bulundu. Dolayısıyla Rusya'nın özellikle Beşar Esad yönetimini aynı masada Türkiye'yi buluşturması noktasında aracılık rolünü üstlenmesi lazım. Çünkü Esad aslında
Esad'ın şöyle bir tepkisi var. İşte Ankara'nın ya daha doğrusu Türkiye'nin askerlerini bölgeden geri çekmesini istiyor ve işte SMO'yu desteklenmemesi kapsamında bir talebi var. Ancak biz her defasında işte Şam'la ikili ilişkileri, görüşmeleri defaatle dillendirmemize rağmen böyle bir karşılık alamadık. Geçtiğimiz günlerde hatta Sayın Hakan Fidan da söyledi. Yani evet. Karşı taraftan böyle bir yanıt gelmiyor diye. Dolayısıyla burada Rusya'nın eğer Ukrayna Savaşı'ndaki yorgunluğunu iyi yönetmek istiyorsa bölgede muhakkak Türkiye ile ortak bir diplomasi içerisinde çalışması, Suriye ile beraber aynı masada müzakere edeceği iyi bir ara bulucu rolünü üstlenmesi gerek diye düşünüyorum. Peki bir virgül koyalım. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti eş genel başkanları ile partisinin genel merkezinde görüşlü bir açıklama var. Peki Özgür Özel'in açıklamalarını canlı olarak ekranımıza getirdik. Son dakika gelişmesi var. Muhalifler Halep kent merkezinde bugün üçüncü gün ve birbirinden değerli iki konuğumla beraber bu meseleyi konuşuyoruz efendim. Çağlar Özer ve aynı zamanda da Fatma Yeşilkuş. Önemli bir gelişme. Şimdi Çağlar Hocam, araya gitmeden önce konuşuyorduk ama şöyle bir gelişme de olmuştu. Biz bu haritada dün özellikle karayollarını konuşmuştuk. Ve dün geç saatlerde HTŞ Halep'i başkent Şam'a bağlayan M5 karayolunu ulaşıma kapattı. Ayrıca M4 ve M5 karayollarının kesişim noktasında da kontrolünü ele geçirdi. Şimdi haritada da görüyoruz bu noktaları. Yani rejimin aslında bir anlamda ana ikmal hatlarını da kesmiş oldu. Bu özellikle Halep kent merkeziyle olmasıyla beraber nasıl düşünülmesi gereken bir hamle, onu merak ederim. Ve hala aynı sorudayım belki ama Rusya desteğini arttırmadığı bir durumda bu ilerleyiş nerelere gider ve bir ilerleyiş olur mu? Dilek Hanım, iki soruya da ayrı ayrı cevap verin. Birincisi, Suriye coğrafyasında, Suriye'nin karayolları haritasına baktığımızda çok kritik iki yol vardır. Yıllardan beri bilinir. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Biri güneyden kuzeye giden ve Irak'a doğru giden M5 karayolu. Bir de İdlib'in güneyinden hemen Akdeniz'e doğru dönen M4 karayolu ki İdlib bölgesinde bulunuyor. O zaten M4 ile M5'in kesiştiği bölge şu anda Heyeti Tahrirşam'ın kontrolü altında. Zaten İkinci olarak önemli olan Halep'ten Şam'a giden ana ikmal yolu dediğimiz, yani Halep-Şam yolunu da Heyeti Tahrirşam akıllı bir hamleyle, yani tırnak içinde söylüyorum, akıllı bir hamleyle, stratejik güzel planlamayla bu irtibatı kesecek şekilde bu yola da süratle el atmış. Yani açıkçası Heyeti Tahrirşam her ne kadar ismiyle ve müsemma bir örgüt gibi gözükmekle birlikte yapmış olduğu hamlelere baktığınızda daha detaylı bir planlama yapmış gibi gözüküyor. Çok önemli yere yaratmış. Yani Halep'in güneyle olan karayolu bağlantısını kesiyor. Bu çok önemli. Gerçi ancak bu tabii bir otoyolu olsa bile, karayolu olsa bile Suriye'nin hemen güneyine doğru baktığınız zaman o arazinin tamamı açıkçası motorlu, zırhlı birlik harekatının elverişli olduğu için yolu sadece ana ikmal yolu olarak kesebilir ama geniş çaplı bir harekatta çok fazla kayda değer bir şey olarak gözükmemekle birlikte yardım ve diğer anlamda insani amaçlarla gelecek olan noktalarda yolun kesilmesi önemli bir durum üstünlüğü sağlar ETŞ'ye. İkinci ve önemli konu Dilek Hanım, ısrarla onu soruyorsunuz, ben de farkındayım. Evet. Onu da şöyle açalım yanlış anlamayın. İkincisi, var olan resme baktığımızda bu çok parçalı Suriye coğrafyasında biliyorsunuz İdlib bölgesinde tabiri caizse ne ararsanız var. Yani Uygur'undan Afgan'ına işte diğer paramiliter unsurlarına kadar savaşan çok karmaşık gruplar için söylüyorsunuz, öyle değil mi hocam? Gayet tabii, gayet tabii. O bölgede hani işte liderliğinde, El Jolani'nin liderliğinde bir HTŞ yapısı var. İdlib kontrol altında. Bizim biliyorsunuz Soçi mutabakatı Astana mutabakatı çerçevesinde bölgede kurmuş olduğumuz üslerimiz var. Yine M4 karayolunun kuzeyinde. Bu arada hocam, Çağlar hocam, ekranda siz de görüyor musunuz bilmiyorum, görüyorum ama görüyorum. Bunlar Halep'e giriş anı muhalifleri. Evet efendim. Yeni görüyorlar. Biz şu anda çok önemli bir gelişmeye tanıklık ediyoruz. Evet, Halep bugün HTŞ buraya girdiği takdirde ve Halep'in HTŞ'nin kontrolüne geçmesi bu bölgedeki bugün itibariyle çok farklı reaksiyonları görebilme şansını doğuracak bize. Hemen açıyorum. Çok tarihi görüntüleri şu an ekranlarımıza yansıtıyoruz. Evet, gerçekten. Evet, bakınız bu çok çok önemli bir şey. Yani Halep Suriye'nin çok önemli ikinci kenti ve buraya beğer ETŞ'nin el atması çok farklı reaksiyonları ve akabinde bölgesel ve küresel aktörleri de çok farklı reaksiyonlara yöneltebilecek bir durum var. Hemen sorunuzun cevabına geleyim. Çok kısa olarak.
Zaman almaksızın. Efendim bu malum biliyorsunuz Fırat'ın batısında Rusya'nın etkinliğini hepimiz biliyoruz. Şimdi Rusya doğal olarak Suriye'nin bütünlüğünün ve egemenliğinin devamı için HTŞ'ye karşı bir harekat zaten dün hava kuvvetleriyle yaptı. Şeyin batısında, Halep'in batısında bazı yerleri vurdu ve hava kuvvetleriyle de uçaklarıyla bazı HTŞ unsurlarına saldırdı. Eğer Rusya buraya destek vermediği takdirde sessiz kalma birinci olasılık olarak düşünelim. Yani bir olasılıktır bu, bir hal tarzı. Böyle bir şey yapmadığı takdirde Suriye'nin şu anda itibaren parçalanmaya başladığını görebiliriz. Açık ve net. Bu da açıkçası bu söylediğiniz çok önemli. Çok önemli. Evet, bakınız aslında eğer kuruluş amaçlarından birini başarmış olacak HTŞ, öyle değil mi? Efendim HTŞ'nin üzerinden, Dilek Hanım, HTŞ'nin üzerinden arka planda ABD'nin ve İsrail'in istediği bir tablo ortaya çıkıyor. Çıkacak. Bu çok önemli. Peki. Buyurun lütfen. İkinci konu, ben Rusya'nın buna tepkisiz kalacağını değerlendirmiyorum. Bu bir olasılık neticesinde. Rusya buna müdahale ettiği takdirde ve artı bizim de kısmen müdahil olabileceğimiz bir riskimiz var. HTŞ bunun akabinde kuzeye doğru Tel Rifat ve Münbiç bölgesine de müdahil olduğu takdirde bu Türkiye'yi de doğal olarak etkileyecek ve kısmen Türkiye de olsa. Kısmına geleceğim hocam. Peki o zaman o tarafı saklı kalalım. Saklı evet. Kalsın Dilek Hanım. Eğer Rusya buraya müdahale etmediği takdirde Suriye'nin şu anda itibaren açık söylüyorum yani Suriye devletinin şu anda açık açık parçalanmaya doğru gittiğini görebiliriz. Peki. Eğer destek vermediği takdirde. Peki Fatma Hocam, böyle bir senaryo gelişirse, yani Rusya destek vermezse, Suriye parçalanmaya doğru giderse, bu hareketlilik, bu yaşananlar Esad'ı bir müzakere masasına oturtturur mu? Yoksa karşısında müzakere masasına oturacak kimse kalmadı gibi mi bakılabilir? Tabii bu da yeni cephelere sebep olur mu? Şimdi az önce de aslında biraz bahsettim. Bu HTŞ liderliğindeki bu çatışmaların tam da Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerinin normalleştiği dönemde olması tabii dikkat çekici. Bunun altında çok daha başka sebepler de var. Bunları daha önce konuşmamız lazım. Az önce yine de ifade ettim. Şimdi Esad'ın o koşulu, özellikle bölgeden Türkiye'nin askerlerinin geri çekilmesi koşulu tamamen biraz, yani bunun masada müzakere edilmesi gereken bir konu. Çünkü az önce hocam da bahsetti. O Tel Rifat bölgesi özellikle terörün yuvalandığı ve YPG, PYD'nin orada bütün saldırılarını merkezileştirdiği bir konum. Dolayısıyla hem Türkiye'nin, TSK'nın bölgeden geri çekilmesi tabii ki masada ancak terörün varlığının yok olmasıyla sonuçlanabilecek bir şey. Ancak şunu söylememiz lazım. Eğer Esad Türkiye ile gerçekten müzakere etmezse çok daha büyük bir problemle karşılaşacak. O da muhaliflerin yavaş yavaş bölgedeki diğer yerleri de işgal etmesiyle sonuçlanabilir. Burada dediğim gibi yani... Nereler olabilir hocam? Mesela hedefte nereler olabilir? Var tabii mı? Az önce aslında şunu söylemek lazım. Tel Rifat burada çok önemli bir bölge. Çünkü Tel Rifat şimdi 2016 yılında PKK ve YPG 2016 yılında bu Tel Rifat'ı işgal etti. Ve 250 binden fazla sivil göç etti. Ve orada aslında dediğim gibi tam da terörün, PKK'lı teröristlerin, YPG'nin orada yuvalandığı bir bölge ve Tel Rifat, Suriye'deki muhaliflerin, yani muhalif güçlerin kontrol ettiği noktaları ve Türkiye'ye yönelik gerçekleşen terör saldırılarının merkezi konumunda. Ve teröristler sık sık bu bölgeden aslında saldırılarını gerçekleştiriyor. Dolayısıyla oradaki, yani Tel Rifat'ın muhalifler tarafından ve SMO tarafından kontrolünün altına alınması bence Türkiye'nin sınır güvenliğinde önemli bir mesafe katledilecek. Diğer taraftan Laskiye ve İdlib'i de konuşmamız lazım. Şimdi hem Halep'in merkezinde çatışmalar var, hem Azez, Elbap ve Mare gibi bölgelerde çatışmalar yoğunlaşıyor. Dolayısıyla burada şu anda Esad rejiminin başta Rusya'ya sığınması çok da şaşırtıcı bir durum değil. Çünkü o da aslında 2015 yılında bütün gücü kırılan bir rejimdi. Ama Rusya'dan aldığı destekle bastırdı bu çatışmaları. Fakat şu anda da yine aynı şeyi görebiliriz. Eğer muhaliflerin tekrardan bu işgalini hızlı bir şekilde devam ederse, çünkü az önce de söyledik, yani bu işgal gerçekten hızlı bir şekilde ilerleme kat edildi. Eğer devam ederse bence Esad rejiminin artık bunca zaman kaçtığı, bunca zaman görmek istemediği müzakere masasında tabii ki Türkiye'yi kendi çağıracağı bir husus olacaktır diye düşünüyorum. Peki o zaman Esad'la, yani şöyle, Suriye'nin dağılmasıyla beraber şunu merak ediyorum. Bölgede hangi sonuçlar doğacak? Özellikle İsrail'in saldırılarını da görüyoruz. Tabii ki böyle bir durumda İsrail'in Arz Mevut kapsamında ve Kürdistan hayalleri kapsamında, biliyorsunuz PKK ve YPG İsrail'le ortak çalışan bir örgüt. Böyle bir durumda kendi istedikleri o devleti oluşturma niteliği taşıyan bir süreç görebiliriz.
Tabii ki böyle bir şey istemiyoruz ama İsrail burada eğer öyle bir durum olursa bölgede başta İran'ın da nüfuzunu önce Hizbullah'la kırıp sonra da işte o Suriye'deki çatışmaları önce işte biliyorsunuz Lübnan'dan sonra Suriye'ye de çoğu zaman aynı zamanda saldırılar yapıyordu. Hatta bu Beyrut'taki işte patlayan cihazlarda aynı zamanda Suriye'de de Halep'te de patlamıştı. Evet. Dolayısıyla İsrail burada bence büyük bir avantaj elde edecek öyle bir durumda. Tabii ki böyle bir niyetimiz yok. Bunun itidalle, istigarla çözülmesi niyetimiz. Ama böyle bir durumda ABD'nin, İsrail'in, İran'ın nüfusunu oradan yok edebilme çabası gayretiyle daha fazla konuşlanacağını söylememiz lazım. O itidali kim yapacak ülke olarak soruyorum. Tabii ki burada mutlaka Türkiye'nin, Rusya'nın, İran'ın olması gerek. Nasıl ki Astana Cenevre zamanında da aynı müzakereler, ateşkesler sağlandıysa. Ama burada yalnızca dediğim gibi Rusya, Türkiye, İran değil, Esad rejiminin de bazı hususları kabul ederek masaya oturması şart. Şart. Çağlar Hocam, Türkiye'nin pozisyonuna geçelim o zaman. Siz biraz açmıştınız parantez. Evet. Başka ülkelerin denkleminden de bahsetti Fatma Hanım. Türkiye'nin pozisyonu hali hazırda ne? İzliyoruz dedi yapmış olduğu açıklamalarda. Nasıl bir rolü var şu anda burada ya da nasıl bir rolü olacak ilerleyen zamanda? Şimdi Dilek Hanım, ona gelmeden izninizle çok kısa olarak Fatma Hocam'a bir katkıda bulunmak istiyorum. Şimdi bakınız, o hani zamanlamalar üzerinden gittik yani çok enteresan diye. Bakınız Rusya Sayın Putin Oreşnik füzeleriyle Avrupa'ya parmak salladı. Birden şimdi artık ABD Rusya'nın durum üstünlüğünü hissettiği anda Rusya'nın bir şekilde yıpratılması ve odağının başka yere kaydırılması gerekiyordu ve burası da Suriye harekat alanı oldu. Açık ve net. Şimdi Suriye, düzeltiyorum, Rusya bu şu anda şu görüntüler çerçevesinde bu bölgede Suriye'de yeni bir cephe açma durumunda bırakıldı açıkçası. Ya destekleyecek ya da izleyecek. Desteklememe şansı var mı? Hayır. Desteklemediği takdirde onu ben söyleyeyim. Biraz önce Fatma Hocam'ın da ortaya koyduğu konu çok net bir şekilde. Şu Suriye harekat Fırat'ın batısında Rusya'nın desteklemediği bir coğrafyada bütün parametreler ABD'ye, İsrail'e ve PKK'ya hizmet eder. Biz ne yaparız işte? O zaman işte bizim durumumuz çok önemli. Yani bizim Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemek istediği aslında bu Gazze'den ve Lübnan'dan itibaren bu sıçramaların yukarıya doğru bir an evvel gelebilme olasılığını koyulmuştu açıkçası, neden hazırlık olmamız gerektiği çerçevesinde. Bakınız, hiç ummadığımız, hiç beklemediğimiz bir an ve saatte karşımızda böyle bir durum oluştu ama Türkiye buna hazır. Sayın Milli Savunma Bakanımız dedi ki durum takip ediliyor. Evet. Türkiye ne yapmalıya gelelim? Bakınız, burada birbiriyle farklı menfaat gruplarının ve farklı beklentilerin iç içe girdiği ve çatıştığı bir ortama doğru gidiyoruz. Şimdi şöyle gidelim. Birincisi, Türkiye için biraz önce kıymetli Fatma Hocam ifade etmiş olduğu iki alan var. Tel Rifat ve Münbiç. Yani bizim milli hudutlarımızın ötesinde ısrarla söylemiş olduğumuz Suriye'nin güneyindeki bir güvenlik koridoru oluşturma çerçevesinde dört parçalı bölgemiz var. Tel Fırat, Münbiç, Tel Abyad ve aradaki bölge. Şu an aklıma gelmedi. Evet, bu arada Çağlar Hocam, araya giriyorum. Görüntüyü izleyicilerimize aktarmak için. Bu görüntü de yeni bir görüntü efendim. Muhalifler Halep'e bu şekilde giriş sağlıyor. Bakınız, bu çok planlı. Bu Dilek Hanım, bunlar böyle hani tesadüfen şehre gireyim dolaşım şeklinde değil. Bütün ilerleme istikametleri, kimin nereye gireceği belli. Yani bir plan dahilinde Halep'e giriliyor. Bu çok önemli bir konu. Bunun da tabii acaba HTŞ mi, yoksa HTŞ'yi terör örgütü olarak ilan etmiş olmasına rağmen arkasında başka bir küresel gücün mü olup olmadığı da ayrıca tartışılması gerekiyor. Bu küresel güç meselesi hocam, çok çok konuşuyoruz. Rusya diyoruz, Amerika Birleşik Devletleri diyoruz. Yani zaten şurada burada bu şehre girilmesine en çok kim sevinir? Halep'e girilmesine en çok isteyen, Suriye'nin parçalanmasına en çok isteyecek olan kişi doğal olarak ABD ama bunu biraz söylemek lazım. Biraz böyle hani dedim ya, ismiyle müsemma olan bir örgütün böyle bir şehir temizleme planı, şehre girme, bunu askeri anlamda başarıyla icra edebilecek bir altyapısı çok varsa şaşırırım. Ama bir profesyonel bir elin dokunduğu belli bu şeye, ETŞ'nin içerisine. Evet. Türkiye konusuna ben tekrar izninizle döneyim. Bizim için Tel Rifat ve bölgesi oldukça önemli bir bölge. İkisi de hakikaten 2016'dan bugüne kadar, özellikle geçen ayda biliyorsunuz Kilis bölgesine işte yanlışlıkla atış edildi falan filan diyor ama PKK-YPG'nin burada beslendiği, büyütüldüğü, işte bize, bölgemize ve yurdumuza, milletimize, vatanımıza ciddi manada terör faaliyetleri yapıldığı iki yer. Zaten Suriye'deki, güneyimizdeki koridorun kapatılması çerçevesinde Türkiye'nin
hedefi olan, hedeften kastım yani o bölgedeki terör faaliyetlerinin sona erdirilecek şekilde bir yapılacaksa şayet operasyonel faaliyet için ana hedeflerden olan yerler bunlar. Böyle böyle mesela şeyi düşünüyorum şu anda. Yani Trump gelmeden önce sanki hızlandırılmış bir senaryo ile karşı karşıyaymışız gibi O da var. Şimdi geliyor açıkçası. burada bu Dilek Hanım bir şey daha okumak gerekiyor burada. Bakınız biraz önce konuşmanın başında söyledim. Matruşka gibi işin içinden farklı farklı böyle problematikler çıkıyor ama burada ABD'nin istediği bence bu Suriye harekat alanında, Suriye coğrafyasında yakınlaşma evresine giren Türkiye, Suriye ve Rusya'nın bu birlikteliğinin bozulması, bu sürecin sabote edilmesi ve hatta bir adım daha ötesine geçeyim. Biliyorsunuz Rusya ve ABD'nin son zamanlardaki kutuplaşmalarında yanlarına birer destek ararken Rusya ile Türkiye'nin daha ılımlı, daha uyumlu olduğu görüntünün çerçevesinde Türkiye ile Rusya'nın Suriye'de karşı karşıya getirilebilme senaryosu da vardır bu resmin içerisinde. Fatma Hanım, eğer böyle bir senaryo varsa, bu çokça konuşuluyor bu arada, ben Batı kaynaklarından da okuyorum. Eğer böyle bir senaryo varsa, yani Türkiye ile Rusya'nın karşı karşıya getirilmesi gibi, bunu kim ister? Bölgede bu kimin işine yarar? Bir de şunu merak ediyorum, siz dediniz ya itidal çağrıları, yani itidal yapılabilir diye. Bu olmazsa şayet, bu denklem nasıl durdurulur Türkiye açısından? Öncelikle ilk sorunuza isterseniz Buyurun cevap lütfen. vereyim. Aslında şöyle, bunu isteyen en büyük devlet başta Amerika Birleşik Devletleri olur. Çünkü Ukrayna'ya çoğu zaman NATO'ya girmesini istemeyen Trump yönetimi şu anda Ukrayna ile ilişkilerini, yani şöyle NATO kapsamındaki ilişkilerini de gözden geçirme kararı alıyor. Ukrayna'yı NATO'da istemese bile şu anda acaba Trump geldiğinde Ukrayna'ya NATO'ya alma teklifinde bulunur mu diye düşünür olduk. Dolayısıyla eğer Ukrayna'nın NATO'ya girmesiyle beraber Rusya-Ukrayna savaşındaki işte o NATO'nun meşru müdafaa kapsamındaki saldırı maddesinin harekete geçirilmesi noktasında Türkiye ile Rusya tekrardan karşı karşıya gelme noktasına gelebilir. Dolayısıyla bunu her platformda deneyen bir ABD var. Çünkü Rusya batıdan çok büyük yaptırımlara maruz kalıyor. İran çok büyük yaptırımlara maruz kalıyor. Ama Türkiye bu süreçte özellikle 4-5 senedir hem Rusya ile hem İran'la ilişkilerini iyi ölçüde geliştirmiş ve işte BRICS kapsamında da bu ekonomik ilişkilerini ve işbirliğini artırmaya yönelik müdahalelerde ve davranışlarda bulunan ülkeler bunlar. Dolayısıyla bunu en başta ABD istemeyecektir ve akabinde İsrail istemeyecektir. Ama ABD'nin de şu mesajı alması lazım. Eğer bölgede İran'ın nüfuzunu kırmak istiyorsa, İran'ın Suriye'deki etkisini kontrol etmek istiyorsa, en başta oturacağı ülkenin, en başta masada olması gereken ve baş koltukta oturması gereken ülkenin Türkiye olduğunu bilmesi lazım. Diğer taraftan az önce bir soru daha sormuştunuz. Diğer taraftan oraya geldiğimizde şimdi böyle bir süreçte İran'ın bölgedeki nüfuzunu kırmak isteyen ABD askerlerini Suriye'den çekmeyecek. Bizim de karşılıklı olarak çok da talep etmediğimiz, çok da onaylamadığımız, tasvip etmediğimiz bir husus bu. Şimdi ülkelerin kendi iç politikalarındaki stratejileri de aslında Orta Doğu'yu şekillendiriyor. O yüzden bunu sadece Suriye Esad rejimi özelinde düşünmemek lazım. Bunu aslında bu olayın bir sonraki aşamasında işte Doğu Akdeniz, Kıbrıs, aslında bölgedeki bütün hususları etkileyecek bir aşama olarak değerlendirmekte fayda var. Hocam şimdi İran'dan bahsettiniz ya, hani şunu sormak isterim. Yani bölgesel aktör olan bir İran'dan bahsederken mevcutta Suriye dağılırsa eğer İran'ın bölgesel aktörlüğü sorgulanır ya da konuşulur hale gelir mi, ya da bir İran kalır mı? İran'ın tabii ki Suriye ile hani yok olmasıyla İran gibi bir devletin yok olacağını söylemek biraz hata olur. Çünkü İran'ın aslında çok büyük bir kozu var elinde. Hürmüz Boğazı gibi bir kozu var. Yönettiği ve Hürmüz Boğazı'nı kullanması, özellikle ABD ile kafa kafaya geldiği bir noktada, anlaşamadığı bir noktada böyle bir kozunu kullanması ticari dengeleri ve piyasaları etkileyecektir. Çok büyük etkileyecektir. Bu Trump'ın da hiç istemediği bir şey. Kaldı ki şu anda vergiler koyuyor, biliyorsunuz. Dışarıdaki kaynakları kendi ülkesine çekmeye çalışıyor. Dolayısıyla şimdi İran aynı zamanda nükleer geliştirmeye çalışan ve ABD'den uzun yıllardır yaptırım gören bir devlet. Eğer Suriye'nin parçalanması durumunda İran sadece Hizbullah vekil örgütünü devreye sokmayacaktır. İran'ın belki tamamen kendi ordusuyla beraber kendisinin de bir takım askeri faaliyetlerde cevap verebileceğini de göz önünde bulundurmamız lazım. Şimdi İran-İsrail üzerinde konuşalım. Bunca zaman hep Hizbullah'ı, vekil örgütünü aslında savaşa dahil etti. Her defasında öne onu sürdü. Hiçbir zaman kendisi alenen küçük çaplı evet füzeler atıldı ama kendisi alenen olmadı. Ama böyle bir durumda eğer iş gerçekten bir devletin yıkılması
konusuna gelirse ve bölgede işte bir İsrail merkezli bir devletin, Kürdistan merkezli bir devletin kurulmasında tabii ki İran'ın da sadece Hizbullah'la yetinmeyeceğini söylemekte fayda var. Şimdi Çağlar Hocam şunu sorayım. Siz aslında biraz küresel güçler dediniz ama mesela şöyle yorumlar da okudum ben. İsrail'in Lübnan ve Suriye'ye yönelik saldırılarının İran milislerini zayıflattığı, bunun muhalifleri cesaretlendirmiş olabileceği yorumları da yapılıyor. Bu bir yorum. Bir de bunun üstüne bunu nasıl yorumlarsınız merak ediyorum. Katılır mısınız bu kısmına? Bir de şunu sormak istiyorum. Bir göç dalgasından bahsediyoruz. Az önce Çetin Erçetin de bağlandığında Türkiye'nin bu göç dalgasına karşı olan pozisyonunu anlattı. Olur mu? Çünkü bir veri var. Şöyle bir veri. BM'nin verisi bu. Üçüncü gününde yaklaşık çatışmalar nedeniyle 14 bin kişinin hali hazırda şu anda yerinden olduğunu açıkladı. Şu an üçüncü günü. Dilek Hanım, küresel olarak baktığım derken ben şunu ifade etmek istiyorum. Birincisi, ilk cümlede şunu söylemiştim. Putin açıklamasında şunu söyledi Sayın Putin. Güvenlik tek boyutta ele alınmamalı derken şunu kastetti. Putin de bunu bekliyordu açıkçası. Hmm. Çünkü Ukrayna'ya angaje olmuş, hatta Kursk'u bir masada bir pazarlık konusu yapmayacak şekilde hal tarzıyla Oreshnik füzesiyle Avrupa'ya cevap verdiği anda Rusya'nın bir yerden yıpratılması gerekiyordu. Bir şekilde odağının farklı bir yere getirilmesi gerekiyordu. Ve hemen akabinde de Suriye hareket alanında bu gerçekleşti. Buradaki amaç ABD açısından bakıldığında, ki ben öyle okuyorum, Rusya'nın yıpratılması bir. Yani artık Rusya'nın sadece hani bir yere angaje olduğunda daha güçlenebilme olasılığının azaltılabilmesi amacıyla yeni bir cephe açarak hani bir şekilde yıpratılabilmesi. İkinci kuş, yani Amerika'nın attığı taşın ikinci kuşu, biraz önce Fatma Hocam değindi, bizim de günlerden beri üzerinde kafa yorduğumuz ABD'nin Sayın Trump'ın geldikten sonraki yeni kabinesinin önemli, bizim için önem arz eden konulardan bir tanesi de Suriye bölgesinden ABD askerlerinin çekilip çekilememe konusu tartışılıyordu ki şu anda çekilemeyeceğini anladık mı hocam yani? Evet, işte oraya doğru geliyoruz Dilek Hanım, bravo. Yani şimdi şu manzara, yani Rusya'nın destek vermesi gereken bir nokta, verilmediği takdirde de yani çok farklı boyuta gidecek. Belli ki ABD'nin buradan asker çekmeye asla ve kata niyet yok. Yani hem de Rusya'yı yıpratıyor. Üçüncü kuş olarak da şunu söyleyeyim hani amene tabirle. Evet, Fatma Hocam İran'ın işte cesameti vesaire falan, ama İran son bir yıldan beri tarihi boyunca yemediği dayağı yemiş vaziyette bir ülke. Bölgesel güç olabilme reflekslerini maalesef gösteremedi. Yani Hizbullah üzerinden, Hamas ve Husiler üzerinden varoluş mücadelesi göstermekle birlikte şehir merkezi bombalanmış olmasına rağmen, evet, itibarın zedelenmesine rağmen İran bizim bildiğimiz o refleksini gösterebilme konusunda çok pasif kaldı. Yani evet, bir yaptırımlar var. Nükleer olarak işte uranyumu zenginleştirme çerçevesinde hareketler yapıyor ama İran kuşatılmış, kıstırılmış vaziyette. Açık ve net. Evet. Son olarak şunu söyleyeyim. İran bu HTŞ'nin yapmış olduğu şu minimal görüntü aslında birçok taşı yerine oynattı. Bir domino esprisi yaratacak bu. İran bu bölgede de ABD'nin en önemli düşüncelerden bir tanesi de Suriye bölgesinde PKK'nın dışındaki ne kadar minimal unsur varsa İran destekli dahil olmak üzere onların bölgeden uzaklaştırılması, ki görünen o ki İran'ın da burada etkisini azaltılmaya yönelik bir hamle olarak hocam, görmek gerektiğini değerlendiriyor. Hocam bir cümlede göçle ilgili öngörünüzü alayım, reklama gideceğim ama bir cümle. Göçle ilgili şunu, tabii bir risktir. Hani biz tabii evet şu anda nereye doğru gidebilir buradaki kişiler? Yani Halep'ten yukarıya doğru doğal olarak en yakın olarak Türkiye gözükmekte ama Türkiye'nin bir önceki olaylardan almış olduğu derslerden dolayı Suriye'nin kendi hudutları içerisindeki bölgelerde tutabileceğini İdlib örneğinden bunu değerlendirebiliriz. Çok çok teşekkür ederim. Doktor Çağlar Özer ve Doktor Fatma Yeşilkuş HT360'a değerli katkılarınızdan dolayı çok çok teşekkür ederiz. Ve bir reklam diyelim efendim şimdi. Efendim ben Dilek Gül, HT360'da hem dünyanın aslında bir anlamda da memleketin haline beraber baktık. Önemli bir meseleyi konuştuk. Son dakika olarak ekranlarımıza getirdik. Ben artık gidiyorum, noktalıyorum. Benden sonra karşınızda akşam haberleriyle Semiha Şahin olacak. Hoşça kalın, bizimle kalın.